Bodrum'da bir grup vatandaş Yüksek Seçim Kurulu'na 1 TL'lik tazminat davası açtı. YSK tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili Bodrum'da bir grup vatandaş YSK'nın kendi kusurundan dolayı zarara uğradıkları gerekçesiyle 1 TL'lik tazminat davası açtı. Çok ciddi zararlar var. Sadece turizmciler değil, inşaatçıların var. Yani ciddi anlamda. Bugün öğleden önce Bodrum Adliyesi'nde toplanan davacılar Çiğdem Erko, Mustafa Özsu, Çağlar Memişoğlu, Bekir Akpınar, Kerim Cangır, Naciye Bayır, Nesrin Özal'ın, Sayım Keskin, Duran Öztürk, Ayhan Karahan ve Halil Karahan adına avukat Ziya Levent Doğuç, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. Daha sonra grup adına bir açıklama yapan avukat Ziya Levent Doğuç, başvurularıyla ilgili şunları söyledi. Bildiğiniz üzere YSK 31.3.2019 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması gerekçesiyle iptaline karar vermiştir. YSK'nın iptal gerekçesine göre İstanbul seçiminin yenilenmesinin müteselsiz sorunları YSK, il ve ilçe seçim kurullarıdır. O nedenle YSK'nın görevi ihmal ve vatandaşın seçme ve seçilme hakkını engellemek durumu varsa onay makamı olarak YSK üyeleri sorumludur. İptal kararıyla mağdur olan ve vergi ödeyen her vatandaş gibi müvekkillerim de yenilenen seçimden, masraflardan müvekkillerin ödediği vergilerle karşılanmıştır. Bu nedenle yenilenen seçimin müvekkillere düşen bölümünün hesaplanması ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından karşılanmasını talep etmek üzere az önce İdare Mahkemesi'ne tam yargı davası açmış bulunmaktayız. Davayı açma nedenimiz iptal kararını tartışmak değil, müvekkillerimizin idarenin kusurlu eylem ve işlemlerinden doğan zararlarını tazmin etmektir. Seçimleri sağlıklı bir biçimde yönetmek YSK'nın görevidir. Ancak bu görev ihmal edilmiştir. Yenilenen seçim dolayısıyla yalnızca İstanbul'da yaşayan seçmen değil, vergi veren tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları etkilenmektedir bu durumdan. Tüm vatandaşların zararlarını tazmin için dava açma hakları vardır. Bu vesileyle tüm vatandaşlara ve meslektaşlarıma çağrı yapmak isterim. Bu davanın içtihat oluşturmasını temenni ederim saygılarımla. Avukat Ziya Levent Doğuç, bireysel olarak her vatandaşın devletin eylem ve işlemlerinden doğan zararlarından dolayı dava açma hakkı olduğunu belirterek şunları ifade etti. Buradaki turizmci eğer rezervasyon iptalleri varsa veya vatandaş için uçak biletlerini tekrar gelmek, gitmek, şey yapmak, değiştirmek, maddi ve manevi olarak da bu işten etkilenen tatil planı yapmıştır. Ona göre izin almıştır ve duyarlı bir vatandaş tatilini iptal etmek zorunda kalmıştır. Seçime katılmak için tekrar İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştır. Veya bir kısmı hepten bu seneki tatillerini iptal etmişlerdir. Ve bu konuyla ilgili uğramış oldukları maddi ve manevi zararları tam yargı davasıyla idareden isteyebilirler. Davanın sembolik bir dava olduğunu ifade eden Doğuç sözlerini şöyle noktaladı. Eğer YSK bu konuyla ilgili gerekli araştırma ve incelemeyi bilirkişilere yaptıysa Türkiye bugüne kadar yapılan araştırmalarda 800 milyon civarında sırf İstanbul'un uğradığı bir zarar vardır. Bu ciddi bir zarardır. Bu zarar da bizim vergilerimizden karşılanmaktadır. Türkiye genelinde tartıştırmak ve bir içtihat oluşturmak için bundan sonra bu tür yolsuzlukları önlemek, bu tür keyfilikler, bu bir keyfilik vardır. Keyfilikleri önlemek için bu davayı açtık. Müvekkillerim bu konuda çok duyarlıdırlar ve bu konudan da çok büyük bir şekilde zarar görmüşlerdir, görmektedirler. Bir kısmı turizmcidir. Kendileri turizmden dolayı etkilenmişlerdir. Kendi tatillerini gidecekler tatilleri ertelemişlerdir. Bu nedenle bu dava açılmıştır.